Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine ateşin üzerinde güzel sürprizlerimiz olacak. Bugün yanımda arkadaşım Mustafa Gündoğdu var. Şu anda kameranın arkasında. Şu anda bulunduğumuz bölge Tepecik tarafındayız. Samanlı Dağları'nda Tepecik köyüne yakın bir taraftayız. Normalde yukarıda Kayaüstü Yaylası'na çıkacaktık. Ama derin kar olmasından dolayı, zaten gördüğünüz gibi ayaklarımız falan hep ıslandı. Derin kar olmasından dolayı yukarıya kadar çıkamadık. O yüzden yarı yoldan geri dönmek zorunda kaldık. Ama bugün sizlere harika sürprizlerimiz olacak. Farklı görüntüler sunacağız sizlere. Tekrar merhabalar dostlar. Farklı bir yerdeyiz şu anda. Az önce gördüğünüz yürüyüşte yukarıdaydık. Kayaüstü Yaylası'ndaydık. Daha doğrusu Kayaüstü Yaylası'na çıkmaya çalıştık. Fakat tahmin ettiğimizden daha fazla bir karla karşılaştık. Yani araba yolundan yürüdüğümüzde halde gerçekten aşırı derecede bir kar vardı. Yani yaklaşık 1 metreden fazla kar vardı. 1 metreden fazla kar olduğu için geri dönme kararı aldık, düşündük ve geri dönme kararı aldık. Mantıklı karar vermemiz gerekiyor. Orada biraz üşüdüğümüz için yanımızda olan odunlarla beraber ateşimizi yaktık. Ateşimizde biraz ısındık. Sizin biraz önce izlediğiniz görüntülerde. Daha sonra biraz daha alçaklara indik. Şu anda Samanlı Dağları'nın orta kısımlarındayız. Burası Çınardere. Benim de kendi köyüm. Burada ateşimizi yakarak burada bu sefer tatlı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yemeğimize geçelim. Buzlarımız pişmeye yakın. Birkaç dakikaları kaldı şu anda. Bunların üzerine biz fındık içi ezmesi ve ceviz ezmesinden bir şey düşündük, böyle bir güzel olur diye. Deneyeceğiz böyle içlerine. Çok azıcık da olsa. Şu en baştakinin tadına bir bakmak istiyorum. Şu en baştaki nasıl oldu acaba? Şöyle önüme koyup. Şimdi muzlu çikolata oluyor. Gerçekten süper. Bir de ateşin üstünde olunca. Çok güzel. Çok basit ve çok lezzetli. Patateslerimizi de birazdan köze gömeceğiz. Evet, patateslerimiz ne alemde.
Bakalım. Evet. Bakalım patateslerimiz nasıl olmuş? Allah. Bunlar beyaz patates dostlar. Normal sarı patates değil. Patatesler pişmiş. Gözde. Harika gözüküyor gerçekten. Şimdi şöyle bir tadına bakalım. Oo, yandım. Çok sıcak ama. Çok güzel, süper. Çok lezzetli. Evet. Ateşte olan her şey çok güzel oluyor. Gerçekten ateşte olan o ateşin dumanı, o közün dumanları falan, közün avı gerçekten süper oluyor ya. Bütün her şeye lezzet veriyor. Kabuğunla yemek de güzel. Kabuğunla. Güzel. Doğal ve güzel. Her şeyin doğalı güzel. Kahvemizi içelim. Güzel. Şekeri de güzel olmuş. Doğanın içinde olmak, tabiatın verdiği huzuru hissetmek her daim ruhumu dinlendirmiştir. Bir ağaca dokunmak, toprağa dokunmak ve bir çiçeğe dokunarak çiçeğin bize anlatmak istediklerini anlamak. Çınardere bir köyden fazlasıdır benim için. Ruhumu dinlendiren, her gittiğimde beni çocukluğuma geri götüren, yaşanan onca güzel anıyı ruhumda canlandıran, dört mevsim ayrı güzel bir cennettir Çınardere. İki odalı yığma tuğlalı evimizde uyandığım sabahlar, evin avlusunda dedem ve babaannemle yaptığımız kahvaltılar hala dün gibi aklımda. İnsan doğada güzel. Doğadaki insan ruhen ve bedenen dinç ve dinamik. Maalesef biz insanlar topraktan uzaklaştıkça özümüzü kaybediyoruz. Sevgili dostlar, bugünkü bütün aktivitelerimizi güzelce gerçekleştirdik. Öncelikle sabah Kayaüstü Yaylası'na çıkmaya çalıştık. Fakat gerçekten derin kar olduğundan dolayı bir yerden sonra gitme fırsatımız olmadı. Yani mümkün değildi o yükle, o çantayla o yoldan öteye doğru gitmemiz imkansızdı. Bir de üşüdük. Üşüdüğümüzden dolayısıyla hipotermiye falan girmemek için, ayaklarımız falan sıkıntıya düşmemek için bir ateş yaktık orada. Biraz ısındık. Daha sonra biraz daha alçaklara geldik. Bu yine bizim köyümüz olan Çınardere'ye geldik. Burada güzel ateşimizi yaktık. Burada gördüğünüz gibi kar yok. Bir önceki dakikalarda karlı videolar falan göreceksiniz, karlı görseller. Burada ateşimizi yaktık. Öncelikle ateşimize güzel bir tatlımızı yedik. Muz ve çikolata ile beraber. O sırada ateşimizin içine yine
patates gömmüştük. Beyaz patates, özellikle söylüyorum, beyaz patates. Normal patates değil. Beyaz patatesimizi de yedik. Türk kahvemizi de içtik. Harikaydı. Bugün bana arkadaşım Mustafa Gündoğdu. Yine kendisini de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bay Drone hesabının adı. Eşlik etti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu. Elimizden geldiğince sizlere güzel görseller, kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı ben mutluyum. Şu anda yaptığım işten de mutluyum. Bugünden de mutluyum. Doğada olduğumdan da mutluyum. Keyifli bir gün geçirdik arkadaşımla beraber. Gerçekten keyifli bir gündü. Sizi de ortak etmeye çalıştık bu keyfimize. Başarabildiysek ne mutlu bize. Bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın. Bu videoların çok daha güzeli 2022 yazında sizlerle olacak arkadaşlar. Bütün kanyon gezileri, trekkingler, doğa yürüyüşleri. Tabii kış olduğu zaman biraz elimiz kolumuz hafif bağlanıyor ama yaz geldiği zaman çok güzel daha videolar, içerikler sizi bekliyor olacak. Ben hepsini şu anda kafamda kurguluyorum. Onunla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Sadece zamanı bekliyoruz, yazın gelmesini bekliyoruz. Sadece Samanlı Dağları'ndan videolar gelmeyecek. Yani sadece Samanlı Dağları'yla kısıtlı kalmayacağız. Düzce, Iğılca, ondan sonra Adapazarı'nda güzel bir iki şelale ve kanyon var. Bilecik'te var. Yine Bolu, Aladağlar, Mudurlu tarafında yine güzel yerler var. Mağaralar var. Ondan sonra yine bir sürprizimiz olabilir. Onu şimdi söylemeyeyim. O çünkü daha belli değil. Bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.